Boğaya hazırlık yapan balina Binance'tan 51 milyon dolarlık altcoin alımı yaptı. İşte tercih ettiği altcoinler diye söylüyor ve burada bir takım kripto paralardan, Shiba'dan, Chiliz'den, Matic'den vesaire bahsederek ilerliyor. Balina'nın yapmış olduğu alımlara şöyle genel hatlarıyla bir göz atacağız. İstisnalar haricinde güzel bir alım yaptığını söyleyebiliriz. Tabii şu an alımın tam zamanı, yani çok güzel bir alım vaktinde yer alıyoruz. Her zaman şunu söylemişimdir. Son birkaç aydır zaten, şu 3-4 aydır sık söylediğim bir şey. Tam da balinaların, özellikle büyük şirketlerin ve kurumsalların alım yapacağı zaman dilimlerinden geçiyoruz diye söylemiştim. Bunun ardından bu arada şu an MicroStrategy en son bir alım yaptı. Zannediyorum gün içinde bununla alakalı konuşmadık. Ama MicroStrategy şirketi bildiğiniz üzere çok yüklü alımlar yapmıştı. Zaten kısa süre içinde bir 15 bin Bitcoin'i daha adamlar portföyüne şu anda ekledi. Tabii ARK Invest de çok sağlam alımlar yapmaya devam ediyor BTC tarafında. Bunlar tesadüf mü? Tabii ki de tesadüf değil. İyi bir alım zamanı, yani BTC tarafında şirketlerin alım için güzel vakitten geçiyor diyoruz. Çünkü tam da istedikleri şey. Tabii büyük şirketler, kurumsallar vesaire her zaman ellerinde bir cash, yani nakit ihtiyacı hep olmaktadır. Dolayısıyla sizin aksinize, tamam mı? Yani siz de tutup lazım olan bir parayı girmeyin. Zaten girebileceğiniz parayı girin. Bu noktada zaman ayarlı olmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. Siz ayıdaki 15 bin dolarlardan zaten sizin patır kütür almanız gerekiyordu. O ayrı. Ama tabii büyük şirketler bunu yapamaz. Çünkü adam hala yükseliş için hayli bir zaman var. Bu işi yapamaz. Şu anda tabii geçtiğimiz vakitlere göre kurumsalların toplaması biraz daha yavaş ilerliyor. Bunun sebebi mevcut süreç. 2024'te bunu çok artıracaklar. Yüksek bir faiz oranları olduğu için tabii ekonomik anlamda ABD'de ve dünyanın tamamında zor bir zaman diliminden geçildi. Dolayısıyla büyük şirketler vesaire alım yapamadılar. Her neyse, şöyle devam edelim. Bitcoin Kasım ayında birçok kez 38 bin dolara aştı ancak bu seviyeyi korumada başarılı olamadı. Tam da burası çok önemli bir kısım. Şu an belli ki bu seviyeyi koruyacak gibi gözüküyor Bitcoin. Yapmış olduğu yorum doğru, evet. Bir türlü Bitcoin 38 bin doları koruyamadı. Yani koruyamadı ne demek? Üzerine atıp düzgün bir şekilde akümülasyon yapamadı. Bu seviyeleri destek olarak alıp normalleştiremedi. Nitekim bir kere bile günlükte üzerinde kapanış yapamadı demek oluyor bu. Bugün yine rekor kırıldı. Son 19 ayın rekoru. Ve şu anda görünen o ki muhtemelen ilk kez 38 bin dolarların üzerinde bugün bu gece bir kapanış yapacağız gibi gözüküyor. Öyle olduğu takdirde 40.500'lere sert patlamalar seyredebiliriz. Bu geceki kapanış yine önemli. BTC 38 bin doların altına inişinde altcoin'lerde de geri çekilmeler yaşandı. Bu geri çekilmeleri değerlendiren balinalar alım yaptı. Zaten bu geri çekilmeleri değerlendirmek gerekiyordu. Zincir içi veri sağlayıcı Spot On-Chain'in paylaşımına göre bir balina son saatlerde Ethereum, BNB, Shiba, iOS ve Chiliz aldı diye söylüyor. Şimdi Matic de var işlerinde bu arada. Şimdi buraya genel bir gözle baktığımız zaman, bir, Ether almak tabii ki çok mantıklı. Bu sezon Ether'i portföylerde her zaman tutmak lazım. BTC'de, Ether'de güvenli liman dediğimiz zaten fazlaca oynak olan kripto piyasasının içerisinde olabildiğince güvenli limanda kalmanın mantıklı olduğunu dile getirebiliyoruz. Bunu açık bir şekilde belirtelim. İkincisi BNB. Konuşmayacağım BNB ile alakalı. Almanızı gerçekten önermiyorum. O şekilde söyleyeyim. Binance'ın problemleri açık. Tabiri caizse kaşınmanın anlamı yok. Adamlar problem yaşıyor. Daha da yaşayacak.
yükselişler muhakkak yapabilir. Ama emin olun piyasada deli yükselişler yapabilmesini biliyorsunuz. Beklediğimiz çok sayıda kripto para var. Hepsi bitti de yani ABD tarafında ve dünyadaki regülatörler tarafından kum torbası olan Binance'ın coin'ini almak mı kaldı? Shiba. Yine Shiba lazım. Benim bu sezonun olmazsa olmazları diye adından söz ettiğim kripto paralardan bir tanesi biliyorsunuz Shiba. Beklentim yüksek. Tabi Aralık ayında bu ayın içerisinde Kusama arazi satışlarının Metaverse lansmanı ve arazi satışlarının gerçekleştirileceğini dile getirmişti. Hangi gün olduğu belli değil. Tabii bu 2022 Nisan'ı gibi fiyatlarda yükselişe sebebiyet verebilir. Zaten Shiba dediğim gibi şu anda acemi traderların en çok alım yaptığı kripto para birimi olarak bilinir ve bu eğilimi hala gösteriyor. Shiba ciddi yükselişler getirebilir. IOST olmazsa olmaz değil ama iyi bir projedir. Dolayısıyla portföyde bulundurulabilir. Chiliz de aynı şekilde çok sağlam bir fan token'dır. Sadece korelasyonu hayli düşük yani kısa orta vade için konuşursak. Dolayısıyla IOST'ta da öyle bu arada. Dolayısıyla yatırımcı güvende kaldığını bilirse bence bunlar da iyi kazanır. Ama yatırımcı sadece şu noktada yanılabiliyor. Ya piyasa yükseldi bu niye yükselmiyor falan tarzında zaman zaman bunları yapabiliyor. Matik yine olmazsa olmaz. Kesinlikle olmazsa olmaz. Ve bu alımları yapan kişinin de bir Ethereum balinası olduğu da çok belli. Bakıyorsunuz Ether, Matic, Shiba. Zaten bunları aldıysa klasik bir Ethereum balinasıyla karşı karşıyayız demektir büyük bir ihtimalle. Toplamda 51,5 milyon dolarlık alım yapmış kendisi. Bu alımlarla birlikte Balina'nın mevcut profilinde diyor 54 milyon dolar değerinde altcoin bulunuyor. Binance'dan 10 bin Ether, 45 bin BNB, 300 milyar Shiba, 260 milyon IOST ve 16 milyon Chiliz alıyor. Spot on chain paylaşımında ayrıca Balina'nın adresini 175 gün önce 8 Haziran 2023'te oluşturduğunu ancak bu kadar büyük miktarlarda altcoin alımına yeni başladığını belirtti. Evet, yeni bir Balina doğuyor yani. Ne yapmış? 18 saat içinde diyor. Bakın çok en yükseğe Ether girmiş. Sonra BNB geç şunu. Sonra Shiba girmiş. IOST ve Chiliz olarak devam etmiş. Ve elinde totalde bir Matic bulunduruyor. Yani gördüğünüz gibi risk ödül paritesini de dikkate alarak en az riskliye en çok yatırımı gir şeklinde hareket ettiğini siz de gördünüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.